Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Neml suresi 87-93. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu aynı zamanda Neml suresinin son bölümü oluyor. Böylece bir sureyi daha tamamlamış olacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ O gün sura üfürülür. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ Allah'ın diledikleri dışında bütün varlıklar dehşetli bir korku içinde bulunurlar. Ve küllün etevhu dâhirin ve bunların hepsi zillet içerisinde yani ilahi hükümlere mahkum bir şekilde bunlar gelirler. Allah'ın huzuruna getirilirler. Burada sura üfürülmesinden söz ediliyor. Sura iki defa üfürülmesi ayetlerde nazara verilir. Birinci sura üfürülüş adeta temsille ifade etmek gerekirse diyelim ki bir ordu manevra halinde bir istirahat borusu çalıyor. İstirahat borusu çalınca askerlerin her biri bir köşeye dağılıyor. Mola bittikten sonra yeniden bir boru çalıyor ve yeni çalan boruyla da hepsi tekrar aynı yerine yerleşiyor. Her birisi takımında, bölüğünde yerini alıyor. İşte buna görevli olan melek İsrafil aleyhisselam sura ilk üfürdüğünde yeryüzünde hayat bitmiş olacak. Ve böylece artık imtihan salonu kapatılıyor ve dünyadaki imtihan bitiriliyor. Böylece bir istirahat molası gibi adeta hayata bir mola veriliyor. Artık ne kadar zaman geçecek? Bazı rivayetlerde 40 yıl denilmiş. Allahu alem bir sevap. Doğrusunu Allah bilir. Cenab-ı Hakk'ın emriyle İsrafil aleyhisselam sura ikinci defa üfürdüğünde bu da bir toplam borusu gibi bütün insanlar cesetleriyle birleştirilerek yeni bir hayatta, ahiret hayatında mahşerde toplanacaklar ve orada bir muhasebeden geçirilecekler ve o şekilde ebedi bir hayat orada başlamış olacak. Ve teral cibale tahsebuha camide sen dağları görür, onları camit, hareketsiz zannedersin. Ve hiye temurru merras sahab halbuki onlar bulutların geçip gittiği gibi geçip gitmektedir. Yani bu şu andaki dünyanın hareketine de adeta bir delil gibidir. Dağların hareketi, üzerinde bulunduğu dünyanın hareketi demektir. Kur'an-ı Kerim biraz üstü kapalı bir şekilde dünyanın hareketinden haber vermektedir. Öte yandan ayet-i kerime kıyamet koptuğunda dağların manzarasını bize anlatıyor da olabilir. Çünkü başka ayetlerde dikkat çekildiği üzere وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Dağlar yürütüldüğünde diyor Cenab-ı Hak. Demek ki kıyamet koptuğunda dağlar yürütülecek. Ve o dağlar çok sabit sağlam şeyler ama kıyamet koptuğunda artık onlar atılmış yünler gibi o hale gelecek ve bunlar hepsi uzayda uçuşup gidecek. Dünya dümdüz bir hale gelecek. Sunallahillezî etkana külle şey bu Allah'ın sanatı ki Allah sanatını gayet mükemmel kılmıştır. Yani Allah'ın sanatı her yönüyle sağlamdır, mükemmeldir. İnnehu habirun bima tef'alun ve şüphesiz o sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Yani Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Diğer alemde ona göre bir muhasebe olacaktır. Men ca'e bil hasene felehu hayrun minha. Diğer aleme kim bir haseneyle gelse ona yaptığı haseneden daha hayırlısı vardır. Yani kim ne gibi bir iyilik yapmışsa bunun bedeli, karşılığı kendisine fazlasıyla verilecektir. Felehu aşru emfaliha başka bir ayette ifade edildiği üzere 10 katıyla Allah onun karşılığını verecektir. Veya bir başka ayette de anlatıldığı üzere bir sümbül misali veriliyor. Mesela bir buğday tanesi toprağa düşer. Oradan 7 başak çıkar ve her bir başakta da 100 tane var. Böyle olunca 1'e 700. Ve devamında da ayet bildiriyor ki vallahu yudaifu limen yeşa. Allah dilediğine daha böyle kat kat fazlasıyla verir.
İşte kıyamet koptuktan sonra artık kim bir iyilik yapmışsa huzur-u ilahide onun karşılığını gayet iyi bir şekilde alacak. Çok daha hayırlısı kendisine verilecek. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَ اِذٍ اَمِنُونَ Onlar o gün korkulardan emin olurlar. Yani kıyamet koptuğunda korku umumi olacak. Herkes böyle bir dehşetli durumdan korku içinde olacak. Ama diğer alemde hesap anında iyi amellerle gelmiş olanlar gönülleri rahat. Yani şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela devletin emniyet kuvvetleri, insanlar, normal suçu olmayan insanlar onları görmekten memnun olur. Ama suçlu olanlar onları görünce acaba bizi yakalayacaklar mı diye rahatsızlık duyarlar. İşte aynı şeyi görmek insanlar üzerinde farklı tesiri olabiliyor. Diğer alemde iyi amellerle oraya gelmiş olan kimseler rahatlar ve o noktada bir korkuları olmayacak. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ Kim de bir kötülükle gelirse, kötü halle diğer aleme gidecek olursa فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ Onların yüzleri ateşte dağlanacak. Burada yüz nazara verilmiş. Yüz insanın en şerefli azasıdır. Buna zikri cüz, irade-i kül deniyor. Ve bununla o insanın tamamı murad ediliyor. Yani onlar diğer alemde, cehennem ateşinde bunun cezasını çekecekler. Hel tüczevne illa ma kuntum taamelun ve onlara denilecek ki ancak neleri yapmışsanız, hangi amelleri işlemişseniz onun karşılığını göreceksiniz. Yani la zulmel yevm, o gün bir zulüm yok. Kimseye yapmadığı bir şeyin hesabı sorulacak değil. Yani yapmamışsa işte sanki yapmış gibi ceza verilmeyecek. Kim neyi işlemişse işlemiş olduğu şeyin karşılığını orada görecek. İnnemâ umirtu, ben ancak emrolundum. Bu da peygamberimize yönelik. Ey peygamber, de ki onlara şunu söyle. Ben şununla emrolundum. En âbude rabbe hâzil belde. Bu beldenin Rabbine abd olmakla. Burada tabi Mekke'nin şerefine ve yeryüzü içinde onun ayrıca bir öneme sahip olduğuna dikkat çekmek var. اَلَّذ۪ي حَرَّمَهَا Allah onu haram kıldı. Yani harem ve çevresi ve orada barış hakim. İslamiyet öncesinde de mesela kavgalı olan insanlar harem bölgesine girdiklerinde orada birbirleriyle dövüş yapmıyorlar. Dövüş yapmak yasak. Orayı Ümmül Kura kıldı. Bütün beldelerin esası, adeta ana kent gibi o şekilde kıldı. İşte ben bu beldenin Rabbine abd olmak, kul olmakla emrolundum. Ve lehu külli şey, ve her şey de onundur. Yani mesela putlar var. Putlar hiçbir şeye sahip değil. Ama Allah ise her şeye sahip. İşte her şeye sahip olan Allah'a abd olmakla, ona kul olmakla emrolundum. Ve umirtu en ekune minel müslimin, ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Burada Müslümanlar derken Hakk'a teslim olan kelime anlamıyla düşündüğümüzde Hakk'a boyun eğen, Hakk'a teslim olan kimselerden olmakla emrolundum. Yani Peygamberimiz kendi şahsına bunları almak suretiyle bunlar size de emredildi. İşte bu beldenin Rabbi olan Allah'a ibadet etmekle, ki her şey onun elindedir. Öte yandan ona teslim olmakla siz de emrolundunuz. Bu manayı bu şekilde Peygamberimiz Kur'an'ın diliyle onlara ifade ediyor. Ve en etluvel Kur'an, ve Kur'an'ı okumakla, Kur'an'a tabi olmakla emrolundum. Yani Allah'a abd olmak, Allah'a teslim olmak, bir de Allah'ın kelamı var, Kur'an-ı Kerim. O Kur'an'ı okumak ve onun gereğini yapmakla emrolundum. Tabii biz bunları Kur'an'da okuduğumuzda bunlar peygambere emredildiği gibi bize de emredilmiş şeyler. Allah'a abd olmak, Allah'a teslim olmak, boyun eğmek hükümlerine. Öte yandan Kur'an'ı okumak. Bu tabii son derece önemli. Şu anda bizler
Kur'an-ı Kerim'e elhamdülillah muhatabız. Televizyonlarda bu gibi programlarda Kur'an-ı Kerim'in manaları anlatılıyor. Camilerde, vaazlarda, hutbelerde anlatılıyor. Ev sohbetleri oluyor. Ev sohbetlerinde Kur'an'ın manaları anlatılıyor. Kur'an'ın manalarını Türkçe olarak anlatan pek çok kitaplar da var. Böyle olunca bizler Kur'an'ın manalarını Türkçe olarak da öğrenebilme imkanına sahibiz. Ve tarih boyunca da bu imkanlar değişik şekillerde olmuş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmuşlar. İşte herkes şöyle bir kendini kontrol etmeli. Acaba Kur'an'a muhatap olmada ben işin neresindeyim? Acaba Kur'an benim hayatımda benim öncelikli esaslarımdan, prensiplerimden mi? Hayatımın neresinde? Birinci, ikinci öncelikli meselelerimde mi? Yoksa 10. 20. gibi gerilerde kalan bir durum mu? Bu açıdan herkes kendini kontrol etmesinde fayda var. Nasıl ki yeni bir cihaz aldığımızda, elektronik bir cihaz, onun kullanma kılavuzu vardır. O kullanma kılavuzunu eğer iyi okursak o aletten istifade ederiz. Okumadan kullanırsak onu yakabiliriz, bozabiliriz. İşte acaba insan gibi en mükemmel bir cihazın nelere dikkat etmesi lazım? Ne şekilde kullanılması gerekir? Mesela bu göz nerelere bakmalı, nerelere bakmamalı? İşte insan neleri yemeli, neleri yememeli? İbadeti nasıl yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Bütün bunlar hepimizin bilmesi gereken şeyler ve bu gibi soruların cevabı Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızda en öncelikli bir konuma sahip olması gerekir. Ve her gün bir miktar Kur'an okumak ve okuduklarımızı anlamaya çalışmak son derece önemli. فَمَنْ اِحْتَدَى فَاِنَّمَا يَحْتَدِ لِنَفْسِهِ Artık kim hidayete gelecek olursa kendisi için hidayete gelmiş olur. Yani bundan istifade eder. Faydası kendinedir. وَمَنْ ضَلَّ Her kim de yoldan sapacak olursa, yoldan çıkacak olursa فَقُلْ Ey peygamber sen de ki اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ Ben ancak uyarıcılardanım. Yani ben ancak uyarıyorum. Yoksa zorla imana sizi sokacak değilim. Bu noktada yetkim de yok, görevim de değil. Malum Kur'an-ı Kerim peygambere hitap ederken وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغِ Yani peygambere düşen ancak tebliğdir buyuruyor. İşte burada da benzeri bir mana ifade edilmiş. Yani kim hidayete gelirse faydası kendinedir. Kim de yoldan sapacak olursa ben onu zorla kurtaracak değilim. Ben ancak bir uyarıcıyım. Peygamberimize böyle demesi emrediliyor. Ve kulil hamdülillah de ki elhamdülillah seyyurikum ayatihi Allah ayetlerini size gösterecek fetarifuneha siz de o ayetleri tanıyacaksınız. Değerli izleyenlerim bu gerçekten son ayet. Neml suresinin son ayeti. Çok önemli mesajları bize ifade ediyor. Allah ayetlerini gösterecek. Ayet, Kur'an'ın ayetleri, kainatta meydana gelen olaylar, hadiseler, öte yandan harika durumlar, bütün bunlara ayet denilebiliyor. Demek ki yaşadığımız zaman süreci içinde kainatta pek çok ilahi ayetlere biz muhatap olacağız. Gece bir ayettir, gündüz başka bir ayet, güneş ayettir, ay başka bir ayet. Rüzgarlar bir ayettir. Ne diyelim, baharın gelmesi başka bir ayet. Alem ayetlerle dolu. Teemmel sutural kainati fe inneha minel meleil ala ileyke resailu. Kainatın satırlarına dikkat et. Onlar mele-i aladan sana gönderilmiş mektuplardır. Yani Allahu Teala mesajını adeta bu gibi olaylarla tazelendiriyor, yeniliyor ve insanlar devamlı yeni yeni ayetlere muhatap oluyorlar. Öte yandan bilimsel gelişmelere bir işaret olarak da bu değerlendirilebilir. İşte bir zamanlar insanın kanı kırmızı bir sıvı olarak görülüyordu. Ama şu anda biz kanı kırmızı bir sıvı olarak değil, bir alem olarak görüyoruz. Ve o kandan bir damla aldığımızda bu insanın ne gibi hastalıkları var, ne gibi karakteri, özellikleri var, kan tahlilinde bunları görebiliyoruz.
Daha önce insanlar bunu göremiyordu. Demek ki bu şekilde de baktığımızda gerçekten bunlarda çok büyük ayetler var. Çok büyük böyle dersler, ibretler var. Öte yandan eskiden uzaya baktığımızda çıplak gözle 50 bin civarında yıldıza muhatap oluyorduk. Ama günümüzde teleskoplar aracılığıyla uzayın derinliklerini daha iyi görebiliyoruz. Oralarda meydana gelen çok dikkat çekici olayları astronomi ilmi aracılığıyla anlayabiliyoruz, muhatap olabiliyoruz. Demek ki Allah şu anda da ayetlerini bize gösteriyor. Öte yandan Kur'an-ı Kerim geleceğe yönelik Müslümanların galip geleceğini ve ileride çok güzel İslami gelişmelerin olacağını, İslami fetihlerin gerçekleşeceğini haber vermiş ve bunlar birer birer çıkmış. Hatta sahabeden bir zat şöyle buyuruyor. Hazreti Peygamber diyor bir sabah namazından sonra ileride olacak olaylarla alakalı bize açıklamalar yaptı. Öğle namazına kadar anlattı. Öğle namazını kıldık ikindiye kadar anlattı. İkindi namazını kıldık akşama kadar anlattı. Onları diyor ezberleyen ezberledi. Unutan ise unuttu. Şu anda diyor onlar birer birer meydana geldikçe sanki yıllardır görmediği bir insanı gören bir kimsenin onu hemen hatırlaması gibi biz de Peygamber bunlara haber vermişti diye bunları hatırlıyoruz diyor. İşte Kur'an-ı Kerim mesela Kur'an'ın bir mislinin benzerinin getirilemeyeceğini haber vermiş. 14 asır boyunca Kur'an'ın benzeri getirilememiş. Kur'an-ı Kerim Mekke'nin fethedileceğini çok net bir şekilde haber vermiş. Bu gerçekleşmiş. Peygamber'e muhatap olan müşriklerin cezalarını bulacağını söylemiş. Bedir Savaşı'nda bu gerçekleşmiş. Öte yandan yine Müslümanların dünyanın doğusuna batısına yayılacakları ve oralarda galip olacakları haber verilmiş. Bunlar birer birer gerçekleşmiş. Öte yandan ileride kıyamet de kopacak. Bu da Allah'ın ayetlerinden birisi. Ve insanlar bunu da görecekler. Ve kıyamet koparken Allah bunu haber vermişti diye insanlar bunu da bu şekilde anlamış olacaklar. Öte yandan her birimiz mesela diyelim meleklere imanımız var. Melekler de Allah'ın ayetlerinden ölürken ölüm meleğini göreceğiz. Bu da Allah'ın ayetlerinden biri. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Ve birden yakin mertebelerinden birine çıkmış olacağız. Ve Münker Nekir'in varlığına inanıyoruz. Kabirde bize soru soracak meleklere. Kabre bırakıldığımızda onlar gelip soracaklar. Allah'ın bu ayetlerini göreceğiz. Öte yandan kıyamet koptuğunda daha önce vefat etmiş olan insanların ruhları bu olayı da yaşamış olacaklar. Ve ilahi ayetlerden birini daha görmüş olacaklar. Mahşer meydanı Kur'an'da haber veriliyor, anlatılıyor. Bunlar ileride görülecek, yaşanacak. Ve bu manada Kur'an-ı Kerim'de anlatılan neler varsa gerek mücmel gerek mufassal bir şekilde bunlar birer birer meydana çıkacak ve insanlar Rabbimiz bunları haber vermişti diyecekler. Ve ma rabbuke bi gafilin amma ta'melun, senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil değildir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Böylece Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi daha bitirmiş olduk. Bir başka programımızda yine devam etmek üzere bu konuları devam ettireceğiz. Cenab-ı Hak Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin.